Bakın AKP Genel Başkanı 94 seçimlerinde %25 oyla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. %25 oyla. Bugün %48 küsur oy almış bir kişinin seçilmesinin meşruiyetini tartışıyorsunuz. İstanbul seçiminin meşruiyetini bugün tartışan herkes için söylüyoruz. Bu tartışma çok açık bir şekilde aynı zamanda 24 Haziran sonuçlarının, 16 Nisan referandumun sonuçlarının tartışılması demektir. Bugün var olan sistemin meşruiyetinin tartışılması demektir. Bugün var olan demokratik olmayan sistemin meşruiyetinin tartışılması demektir. Bugün koltuklarında oturan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün danışmanlarıyla kabine yetkililerinin durumunun ve meşruiyetinin tartışılması demektir. Ve Yüksek Seçim Kurulu üzerinde Demokles'in kılıcı gibi tehditlerinizi savuruyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz. Kendinizi aklayın diyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'na. Çok açık bir şekilde anayasanın 138. maddesini bu Cumhurbaşkanı alenen çiğnemektedir. Hani ilk icraatı değildir anayasa çiğneme konusunda ama bir kez daha çiğnemiştir anayasanın 138. maddesini. Şimdi İstanbul seçimleri konusunda Yüksek Seçim Kurulu bugün toplanacaktır. Son değerlendirmelerini yapacaktır. Ve bir sonuca varacaktır. Yüksek Seçim Kurulu üzerindeki tehditlerinizi ve baskılarınızı Cumhur İttifakı'nın sözcüleri olarak sona erdir. Bu yaptığınız açıkça İstanbul halkının iradesini yok saymak.